Herkese merhabalar. Yepyeni bir YouTube videosuna hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Cumartesi ve pazar gününün maçlarını bu videoda konuşuyor olacağız. Çok fazla bekletmeyeceğim sizleri. Hemen maçlara geçeceğim. Zaten maçlarda bıdı bıdı konuşuyoruz çok fazla. Ama sizler öncesinde bir videoya like atarsanız çok mutlu olurum. Abone olursanız da şuralarda bir yerde abone ol butonumuz var. Bekleriz efendim. Haydi bakalım. Hayır, miss me, miss me. Evet, her zamanki gibi Mislikomdayız. Bakalım bugün neler var, hangi maçlar var. Hepsini tek tek konuşacağız. Tabii ki bu milli arada dünkü vermiş olduğumuz maçlarda da e, biliyorsunuz Gürcistan İskoçya karşılaşmasını güzel almıştık. Yine Azerbaycan'ın 1-0 çifte şansını güzel almıştık. Ama Bulgaristan karşısında Macaristan'ın kaybedeceğini e, düşünüyorduk. O maçta biraz ters gitti ama yine Macaristan bir buçuk üstüne aldık falan. Yani bir geliyor bir gelmiyor, bir geliyor bir gelmiyor. Doğru maçları kombinleyenler kazanıyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Dün akşam yapmış olduğumuz Twitch yayınında da bunu gördük. Yine bu akşam da e, 9-10 civarı, 10'da pardon 9-10 değil 10'da yine yayında olacağız. Oraya da beklerim hepinizi diyelim ve ilk karşılaşmamızla bugüne başlayalım. Ee, bilin bilinen birlik, pardon, bilinen bir grup Ermenistan Galler karşılaşmasıyla başlıyoruz. Bizim grubumuz özellikle Galler için inanılmaz bir mücadele. Yani bu maçı mutlaka kazanmaları lazım. Ee, Ermenistan'ı da biliyorsunuz kendi evinde iyi e top oynayan ekiplerden birisi. Söylemiştik. E Galler'in kazanma senaryosu evet e, gözümün önüne geliyor açıkçası benim de. Kazanabilirler. E, ama ben burada kazanırını almayacağım. Yani 1.70'den Galler deneyebilirsiniz. Hiçbir e, şeyim olmaz, itirazım olmaz. Ama ben bu maçta ikinci yarı biraz yani gollerin ikinci yarı geleceğini düşünüyorum. O yüzden burada e, 1.89'dan hangi yarıda daha fazla gol olur da ikinci yarı tercihini e, ta ikinci yarı tercihini tahmin etmek istiyorum daha doğru bir söylem olur. E, de dilerseniz bunu değerlendirebilirsiniz. Yine böyle e, ideal kuponlara da yazılabilecek bir oran aslında. Yüksek olmasına rağmen. Bir de dikkatimi çekti ilk kere 3.5 korner üst. Biliyorsunuz bunu gördüm mü e, maç bakmaksızın e, direkt denerim ben. İdeal kuponlarımda yazarım. ilk yarıdan 4 korner çıkma olasılığı çok yüksektir. Bir de ben şuna bakarım. E, i̇lk yarı 3.5 üst değil de alt oynayabilir miyim buna? sanırım oynayamam. O yüzden zaten burada %50-50 bir şansımız var. Ee, üst oynar geçerim bunu da bir herhangi bir korner kuponumda veya ilk yoru kuponumda değerlendiririm diyorum ve bu maçı bitiriyorum. Diğer maçımız Letonya Hırvatistan karşılaşması. Evet. Asıl kazanması gereken, iki tane mağlubiyetten sonra artık galip gelmesi gereken bir Hırvatistan var, görüyorsunuz. Hemen şurada puan durumuna da bakalım biz zaten çıkmayı garantiledik. O yüzden hazırlık maçı oynayacağız. burada artık Hırvatistan'la Letonya'yı kıyaslamaya da gerek yok bence. 17 tane gol yemiş Letonya 7 maçta. Sadece istatistik olarak almamız gereken bence bu. O yüzden ben bu maça ne dedim? İlk yarı Leto şey Hırvatistan kazan Letonya dedim. Allah korusun. İlk yarı Hırvatistan galibiyeti 1.31'den yine ideal kuponlara deneyebilir. İlk yarı kuponlarınızda şans verebilirsiniz. Ee, 1-0 olsun ilk yarı bizim olsun derseniz. Ama olur da ilk yarıdan daha fazla gol atar Hırvatistan derseniz. Burada süper oranla yükseltilmiş 2-12'lik bir ilk yarı 1.5 üstü var. Ama benim ilk tercihim ilk yarı 2 olacak bu karşılaşmada. Ben Hırvatistan'ın ikinci yarıda da açılabileceğini düşünüyorum diyenler için ki olasıdır yüksek ihtimalle. Deplasmanın 2.5 gol üstü 1.63 orandan da 90 dakika boyunca kuponlarınıza yazabilirsiniz. 90 dakika boyunca değil aslında 90 dakikalık kuponlarınıza yazabilirsiniz. Gelelim İsrail Romanya karşılaşmasına. Burada e, iyi bir maç. Romanya'nın mutlaka pardon İsrail'in mutlaka puan alması gereken bir karşılaşma. İsrail'in yenmek zorunda olduğu bir karşılaşma bu karşılaşma. O yüzden biliyorsunuz İsviçre ile de bir bir berabere kalmışlardı. Son dakikada atmışlardı. Ee, ön tarafta hücum attı İsrail'in çok iyi ama arka tarafta açıklar veriyor. Zaten özetini bizle izleseniz bunu İsviçre maçında görürsünüz. E, Romanya'da bu grubun iyi takımlarından 13 gol atıp sadece 4 gol yediler. E, 16 puan topladılar İsviçre'li. Onlar da birincilik mücadelesi veriyor. O yüzden ben bu karşılaşmada klasik karşılıklı gol varımı e, kullanmak istiyorum. 1.62'den alabilirsiniz. Bir de yine burada da yine burada da Ermenistan maçında olduğu gibi ikinci yarıda daha fazla gollerin gelebileceğini düşünüyorum. Olur da ilk yarı 1-0 herhangi bir takımın golüyle e, biterse devamında ikinci yarıda goller devam edebilir. Yani İsrail'in 1-0 önde olduğunu düşünün. E, Romanya İsrail'e gol atabilir. Asıl bizim için e, maçın iyi senaryosu Romanya'nın 1-0 geçmesi sonrasında İsrail'in e, kazanmak zorunda olduğu için sıkça gelmesi. Romanya'nın burada ikinci golü, üçüncü golü veya İsrail'in beraberliği ve devamında gollerin gelebileceğini düşünüyorum. O yüzden maçın biraz daha ikinci yarıda kırılacağını düşünüyorum. İlk yarı 0-0 bitip ikinci yarı bile KG'ye gidebilir. Her şeye açık bir karşılaşma. Oynarken de dikkat etmeniz gerekiyor. Onun da altını çizelim. İsviçre Kosova karşılaşması. Yine aynı grup. Yine e, sevdiğimiz bu grup aslında. O yüzden iki maçını da aldım burada. İsviçre'nin Kosova karşısında tabii ki e, favori olduğunu biliyoruz. Onlar da dediğim gibi İsrail ile son dakikada yediği golde 3 e, puanı kaybettiler. O yüzden ikincili puanı eşitlediler. Ve bu grupta 21 gol atmış İsviçre. Kosova'nın da biliyorsunuz Vedat Moriç olsun e, hücum hattında e, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar en azından. O yüzden bu karşılaşmada ilk tercihim iki buçuk üstünde İsviçre'nin kazanması. Burada İsviçre 2-1 de kazanabilir. 3 tane de atabilir tek başına. İsviçre o potansiyele sahip bir takım. 1-67'den. Yani ilk yarıda da bir gol izleriz İsviçre'den muhtemelen. İsviçre'den muhtemelen. İlk yarı biri de 1-55. Bunu da deneyebilirsiniz ama ben 90 dakikaya gitmek istedim bu karşılaşmada. 2.5 üstünde İsviçre kazanırı Deneyebilirsiniz. Diğer tercihim ne olmuş burada? Dedik ya o Kosova'nın biraz da hücumda bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yani bu maç 2-0'a gider, 3-0'a gider. Sonra bir e, dünkü Bosna-Ersek karşılaşması gibi hatırlayın. Sonra bir Kosova golü gelirse de bu maçta yine üst ve var tercihi 2-11'den yine sürpriz kuponlarınıza yazabilirsiniz diyelim. Ve geçelim. İspanya 2'den bir karşılaşmamız var. Ee, İspanya 2'den karşılaşmamız... Sporting mi? Bu Bugün müydü, yarın mıydı bu? Alcoron. Evet. Alcorcon-Gijon karşılaşması. Gijon'u biliyorsunuz bir kere daha kuponlarımda yer vermiştim ee, bu takıma. Ee, i̇zledim, gördüğüm takımlara bahis oynamayı seviyorum biliyorsunuz. İkinci sıradalar ve e, ligde 15 maçta 27 gol yiyen e, Alcoron'la karşılaşıyorlar. Ee, üst lige çıkmayı çok istiyorlar. Ee, kulüp olarak gerçekten inanmış görünüyorlar. En azından oynadığı futbolla. Kötü de futbol oynamıyorlar açıkçası. Saat 16.15'te Dikkat ediniz lütfen. İlk yarı bir gol olur bu karşılaşmada. İlk yarı bir gol olurun oranı ise 1.37. İki tarafta atabilme potansiyeline sahip ama Gijon daha da atabilme potansiyeline sahip. Ama Gijon'un kazanacağını da bir yandan e, düşünüyorum açıkçası. Yine böyle... 3.5 altında MS2 2.56'dan falan veya 0.2 çiftte şans Gijon'da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Gijon'u da bu sene e, takip etmeye devam ediyoruz. Bir de Almanya-Türkiye karşılaşması var biliyorsunuz hazırlık karşılaşması. Bunu dünkü videoda da söylemiştim ama bugün bu videonun aslında maçıydı. Ben bu karşılaşmada e, aday kadrolarına baktım. Türkiye'de eksikler var zaten biliyorsunuz Almanya tarafında da. Bayağı bir eksik var. Özellikle defans hattında bir teknik direktör değişimi yaşandı. Orada e, Klinsman geldi yanlış hatırlamıyorsam. Orada hücum hattında problemleri çözüyorlar. Bir şekilde kaliteli ayakları var. Ama e, defans anlamında problem yaşıyorlar. E, biz de Monteria'ya beraber e, hücum hattında... Gerçekten değişik bir takım olduk. Tabii ki kadrolar önemli. Hazırlık maçı olduğu için dikkat etmek lazım. Ee, i̇lk kuponlarınıza yazmamanız lazım bence. Ama bu maçın oluru da 1.50'den KG var. E, artı 1.66'dan da üst ve var tercihini buradan kullanacağım. Hatta buradan niye göstermedim? Buradan görebilir miyim? Tabii ki de görürüm. Tabii ki Almanya'nın kazanması 1.28 bu da denenir. Ama ben hazırlık maçında da olsa biliyorsun Türkiye'yi karşıma almak istemiyorum. Burada ee, pardon goller kısmında karşılıklı gol var. 1.49'a düşmüş ben baktığımda 1.50'ydi. Üst artı var yine 1.63'e kadar gerilemiş. Daha gollü bir maç bekliyor burada iddia severlere diyelim ve geçelim. Ertesi güne Pazar gününün maçları. İspanya Gürcistan karşılaşması. Buradan bir oran çıkarmaya çalıştım. Biliyorsunuz İspanya son maçında da ilk yarıdan maçı bitirdi. Ee, Güney Kıbrıs karşısında ilk yarı 3 tane attı. Ondan sonra e, vitesi küçülttü ve devam etti hayatına. Burada da Gürcistan'la oynayacaklar bu sefer. Gürcistan'ın tabii ki e, Güney Kıbrıs kadar kötü bir kadrosu yok. Onlar da iki ikilik bir beraberlik almışlardı yanlış hatırlamıyorsam oradan şuna da bakalım. Evet İskoçya ile 2-2 berabere kaldılar evinde. Kraveske'yi ya kadroda demiştik o maçı da KG var demiştik geçtiğimiz videoda onu da almıştık. Uzun lafın kısası burada da ilk yarıdan gollerin gelebileceği taraftarım. Yalnız bu oranı gördüğümde çok şaşırdım. Yani İspanya maçında burada Gürcistan'ın da gol atma potansiyeli varken ilk yarı 1.5 üstü 1.97'den mutlaka orta seviye e kuponlarınızda denemelisiniz diyorum. Ve geçiyoruz Azerbaycanıma, Azerbaycanım yenilmez demiştik bir önceki e, videomuzda biliyorsunuz. 3-0 yendiler İsveç'i. Onlar da çok güzel futbol oynadılar. Buradan da Azerbaycan'a çok çok selam olsun diyelim. Bu karşılaşmada tamamen sürprize gittim. İlk yarı 0-3 13. Belçika gelecek, evet Belçika bastıracak ama Azerbaycan ilk yarıdan dayanabilir e, düşüncesindeyim. Tamamen sürpriz kuponlarınıza tamamen böyle 4-5 oranlı e, 3-4 tane e, maçı birleştireceğiniz kuponlarınıza yazılabilecek bir karşılaşma bir de yanına eğer Azerbaycan kaybederse 2 handikaplı kaybeder diyorum ve atıyorum e, 3-1 2-0 gibi bu iki skordan birini beklediğim için iki handikapta e, Azerbaycan'a 0'ı veriyorum 3-61 gibi bir oran dediğim gibi sürpriz kuponlara yazılır aman diyeyim böyle bu oranları alıp üzerine sizi üzecek miktarlar basmayınız diyelim ve e, sondan bir önceki karşılaşmamıza geçelim. Sırbistan, Bulgaristan bu grubu da seviyoruz, takip ediyoruz biliyorsunuz. Sırbistan bence bu grubun en iyi takımı e, bence lider e, olması gereken bir takım hatta bu kadar farkın kapalı olmasını bile beklemediğim bir gruptu. Burada Macaristan'ın büyük bir performansı var. Onlar da son maçta yenemediler ama bir buçuk üstünde golü vermişlerdi bize. Sırbistan-Bulgaristan takımları karşılaştırmayacağım, kıyaslamayacağım zaten takımlar arasında büyük bir fark var. O yüzden ev ilk yarı bir gol atarı arkadaşlar burada Sırbistan'ın ilk yarıdan maçı çözeceğini düşünüyorum. 1.32 gibi bir oranı var. Bu da yine ideal kuponlara girecek bir oran. Olur da 90 dakikaya gitmek isterseniz ki gidilir. Ev sahibinin 2.5 üstü 1.98. İlk yarıdan Sırbistan gol veya goller bulursa 2.5 üstünde gol atar Bulgaristan'a diye düşünüyorum ki Bulgaristan'da dün izledik savunmada büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Bir karşılaşmamız daha var. Yine İspanya 2'den analizlerden gelen bir karşılaşma. Burada da Real Oviedo ile Eibar oynuyor. Onlar da zaten İspanya Ligi'nin gedikli takımlarından. Özellikle Eibar bir yukarıda bir aşağıda. Bu senede bence ilk 2'de olmasa da yine ilk 6'da Oynayıp ilk oynayıp öne, playofflara kalacak ekiplerden birisi Eybar. Yine e, Sporting Gion gibi bu maçta kaybetmeyeceklerini düşünüyorum. Ama oransal anlamda da bakarsak ilk yarıda bir golü 145. Neden denemeyelim? İlk yarı kuponlarımızda diyerekten bu maçı da vermiş olalım. Evet çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediğiniz için videoyu milli araları böyle böyle geçireceğiz. Çok fazla yüklü girmenizi tavsiye etmiyorum kuponlara. Özellikle bu tarz maçlarda. Ee, önümüzdeki hafta milli aralar bittikten sonra yine liglerimiz başlıyor. Sonrasındaki hafta içinde Şampiyonlar Ligi başlıyor. Hatırlatmalarımızı yapalım. Sizler de videoya like atıp kanala abone olduysanız artık videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.